Evet arkadaşlar, şimdi sizlere bu laptop CD sürücüsünün içini açacağız. Tabii ben bunu çok ince vidalar olduğu için daha önceden parçaladım. Arkadaşlar. Tabii böyle buradan dışarı çıkıyor böyle. Bu şekilde dışarı çıkıyor. Kenarlarında raylar var. Kenarı plastik var, onu çıkardım ben. Evet, şu şekilde işlemci var. Tabi her zamanki gibi bunların içinde yine altın kaplamalar var. Böyle bir film var bunun içinde şöyle. Arkadaşlar. Arkası da şöyle bir kapak vardı burada. Bunu da çıkardık. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunu hemen bir sökeyim. Arkasında ne varmış bunun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle altın kaplamalar var tabi bunlar da yine. Şunun şurasında da var altın kaplama, bak parlıyordu şöyle. Arkasında bir şey yok. Evet. Burada ne varmış? Burada bir şey yok. Arkadaşlar bakın. Şurası da aynı şekil. Bunları altın kaplama niye yapıyorlar? Çünkü altın biliyorsun oksitleşme yapmıyor, kararmıyor, özelliğini yitirmiyor. Çok sağlam bir iletken. Tamam belki bakır daha çok iletken ama bakır kararıyor durduk yerde. Oksitleşme yapıyor. Bu oksitleşme yapmadığı için iletme olayı daha hızlı olmuş oluyor. Yani arkadaşlar görüyorsunuz bu bildiğiniz kaplama. Tabi içi bakır bunun. Bakır kapalı olduğu zaman bir şey olmuyor ama eklem yerlerinde kararma yapıyor. Bakalım bunda var mı? Evet arkadaşlar görüyorsunuz bildiğiniz kaplama varmış. Bunda da bayağı bir bunlar da altın çıkacak gibime geliyor. Tabi daha onu çıkarmadık, çıkartamıyoruz. Şöyle bir motor mu var? Bu da yok. Switch gibi bir şey var burada. Evet. Burada küçücük bir motor var. Bu motor servo motor mu acaba? Şurada da bir motor var arkadaşlar. Küçücük. Bu motor da bunu ileri geri yapıyor. Yani incecik motor yapmışlar adamlar. Şunları bir sökeyim, dağıtayım bakayım motoru çalıştırabilecek mi? Çalıştırınca devam edeyim. Arkadaşlar motor muhtemelen 12 volttan mı çalışıyor neyse çalıştıramadık. Küçücük bir motor. Bu da motorun şuradaydı bu. CD'yi döndüren motorun içi. İçinde böyle sargılar var. Arkadaşlar bu dönüyor. Bu sargılar sabit. Bu dönüyor. Yani bunun bu sistemin aynısı şarjlı bisikletler var ya. Şarjlı bisikletler zaten tekerleri motoru tekerin ortasında, arka tekerin ortasında sargılar sabit, buradan mille sabit. Bu teker dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde dönüyor. Bu etrafında mıknatıs var bunu yuvarlak. Bu şekilde dönüyor işte. Bu tabi bildiğiniz gibi göz falan filan. Evet arkadaşlar şöyle bir kart çıkmıştı. Dediğimiz gibi. Evet arkadaşlar tabi bunları da yine aynı şuralarında altın kaplama var şunun içlerinde. Yine falan filan. Başka bir videoda görüşmek üzere.